Ara Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bugün yayla çorbası yapıyoruz. Kesilmeyen tam kıvamında çok lezzetli pratik bir yayla çorbası tarifidir. Sizler de kesilmeyen lezzetli tam kıvamında yoğurt çorbası yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi yapıp deneyin. Buyurun tarifimize geçelim. Çorbamız için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı yoğurtumuz var. 200 milimlik bardak kullandım. Yoğurtumuzu tenceremize ilave ediyoruz. İki yemek kaşığı limonumuz var. Limon suyumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdumuz ekşi ise koymayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tepeli 1,5 yemek kaşığı unumuz var. Şimdi çırpıcı yardımıyla bütün malzememizi homojen olana kadar karıştıralım. Malzemelerimizi karıştırdım. Şimdi üzerine bu aşamada yumurta sarımızı ilave ediyoruz. Yumurtamızın beyazını ilave etmeyelim. Şimdi tekrar yumurta sarımızla beraber de homojen olana kadar tekrar karıştırıyoruz. Sizler de bu şekilde yoğurt çorbanızı yaparsanız kesinlikle kesilmeyecektir. Çok lezzetli bir çorba olacaktır. Bir çay bardağı pirincimiz var. Onu daha sonra kaynadıktan sonra ilave edeceğiz. Şimdi 7 su bardağı suyumuzu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyoruz. Ve ocağımızın üzerine alıp ara ara karıştırarak çorbamız kaynayana kadar bekleyeceğiz şimdi. Çorbamızın kapağını kapatabiliriz. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Kapağını kapatıyoruz. Çorbamızı kaynamaya bekliyoruz. Şimdi diğer taraftan üzeri için naneli sosunu hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 2 yemek kaşığı da zeytinyağımız var. Zeytinyağımızı ve tereyağımızı kavuruyoruz. Bu şekilde köpürdükten sonra güzel kaliteli bir tereyağı kullanırsanız bu şekilde köpürür. Kavrulan tereyağımıza 1 yemek kaşığı nanemizi ilave ediyoruz. Hemen bu aşamada naneyi ilave eder etmez ocağımızın altını kapatalım, nanelerimiz yanmasın. Üzerimizin sosu da hazır. Ben ara ara çorbamızı karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra bir çay bardağı yıkadığımız pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Tekrar kapağını kapatalım. Çorbamız kaynadı. Kaynamak üzereyken bu şekilde aralıklı bırakabilirsiniz. Tekrar karıştıralım. Kaynayan çorbamıza bir çay bardağı yıkadığımız pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Yine ara ara karıştırıyoruz ki pirinçlerimiz kaynadıktan sonra tabanına yapışmaz. Kaynamadan önce ara ara karıştıralım. Sert olduğu için tabanına yapışır tenceremizin. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz çok lezzetli bir çorba yaparsınız. Şimdi tekrar kaynadı. Kapağını kapatıyoruz. Pirinçlerimiz helmelene kadar. Pirincimizin de zaten nişastası çorbamıza geçecek. Çok özlü, çok lezzetli bir çorbamız olacak. Arkadaşlar, bu kıvamı bu şekilde olmalı. Yayla çorbamız hazır. Güzelce pirinçlerimiz piştikten sonra çorbamız hazır demektir. Üzerine naneli yağımızı da ilave ediyoruz. Çorbamız hazır. Sunumuna geçebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Kıvamıyla, lezzetiyle inanılmaz güzel bir çorba tarifi. Arkadaşlar, bu şekilde de içebilirsiniz. Ben üzerine tekrardan kuru nane ve acı pul biber ilave ediyorum. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Bu şekilde pul biber ve nane ile süsleyebilirsiniz üzerine. Pul biberle de inanılmaz güzel oluyor. Şimdi nanemizi de aynı şekilde üzerine
çorbamızın süslüyoruz ve daha sonra afiyetle içiyoruz. Özellikle bu çorbayı çocuklarımızın okul beslenmeleri için bile götürebiliriz. Arkadaşlar, kıvamı da bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.